Rusya-Ukrayna savaşı altın piyasasında çok da bir etki yapmadı. Daha önce konuşulan 1000-1200'den rakamını ansızın görürdük diyorduk ama göremedik. Şöyle göremedik. Rusya'nın, finans, sivit dediğimiz finans kuruluşlarının tedbir alması, yani kalem kağıtla savaşa bir nevi bakması altını biraz daha yerinde tuttu. Ons bazında bir yükselme oldu. 1900-1950 bantlarını gördük ama bu doların fırlamamasıyla beraber, yani ya dün savaş dediğimiz zaman ne oluyordu? Dolar 2-3 lira birden fırlıyordu, doğru mu? Ufak kriz var dediğimiz zaman ama şimdi değil. Niye? TL korumalı kurla beraber artık bizim sistemlerimiz de kuvvetli. Ciddi bir talep oldu. 20 Aralık'ta Türkiye yeni bir döneme girmiş oldu. Şimdi burada biz her zaman daha önce de söylemiştik, dövizden uzak durun. Bak, dövizin 18-19 lira olduğu dönemlerde bütün müşterilerimizi uyarmıştık, bu fiyatlardan dövize girmeyin. Çünkü niye? Bakın, dövize girdiniz, 100 dolar aldınız, bir daha söylüyorum, dolar kimin parası? Amerika'nın. O ülkeye siz faizsiz kredi vermiş oluyorsunuz diye söylemiştik. Bu aynı şekilde diğer para birimleri için de geçerli. Şimdi biz nasıl bir ülkeyiz? Yıllık 40 milyar dolar enerjiye dışarıya bağımlı bir ülkeyiz. Bunu biz ne kadar azaltırsak cari açığımızı, o kadar da iyileşme olacak. Şimdi savaşla beraber geldiğimiz zaman altında çok bir etkisi yok, fazla bir yükselme yok. O bin rakamları yok ama bundan sonraki süreçte altına olan yatırım, altına olan güven, altına olan tekrarlı sığınma limanı bizi tekrar altına o rakamlara götürecektir. Altın hiçbir zaman kraldır, geldiği yeri unutmaz. İlk hedefimiz 1045 ve üzeri diyorum çok yakın zamanlarda. Ama savaş, Rusya-Ukrayna etkisi var mı? Yok. Altın bir hazine bonosu gibi, hazine bonosu gibi, tahvil gibi değildir. Yani hisse senedi gibi değildir. Altın yatırımının tarihi olmaz. Altın yatırımı uzun vadeli bir yatırımdır. Hemen böyle bugün girdim, dün girdim, bir ay sonra çıkayım işi öyle şansına olur. Mutlaka her ürünün bir alım satım payı var. Şimdi bu yatırım bölümü, işin tasarım bölümü de var. Bunlar tabii ayrı bir başlıklar. Bu savaş ortamında insanlar neye yatırım yapmalı? Şimdi güvenli liman, altındaki güvenli liman kelimesini 2019'da, 2018'de beraber söylemiştik. Şimdi bak, ekmek istemiyor, su istemiyor, vergi istemiyor. En güzel yine altına yatırım diyorum ben. Altında kalacağız. Güzel yine bakın. Bankalardaki kuyrukları görüyor musunuz Rusya'da? Savaş istemeyenler Putin'den parasını çekmeye çalışıyor. O da sert yaptırımlar yapıyor. Sizin cebinizde olan altını dünyanın neresine giderseniz 10 gramınızı satabiliyorsunuz. O yüzden güvenli liman altın diyorum her zaman. Şimdi döviz ve altın fiyatlarına geldiğimiz zaman bileziği bugün 800-820 bandı arasında satıyoruz. Bazen günde müşterilerimiz lütfen bizi bağışlasınlar. Dünyanın ve günün tribülansına göre ileri geri 5-6 fiyatlar olabiliyor. Yani sabah çeyrek alanla öğlen çeyrek alan, akşam çeyrek alan arasında farklar oluyor. Birbirini tutmuyor. Çeyrek altınımız 1450 lira. Kullanılmış bilezikleri 780-790 bandında geri alıyoruz. Çeyreği de 1380'e alıyoruz. 1450'ye satıyoruz. Fiyatlarımız bu şekilde.